Güzel İzmir'in cesur, vicdanlı, demokrasi aşığı güzel insanları, Cumhuriyet'in evlatları, yeni bir çağı başlatmaya hazır mısınız? Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanları, Ankara ve İstanbul'un değerli belediye başkanları, kurtuluşun ve kuruluşun meydanına hoş geldiniz. İzmir'e hoş geldiniz. Bugün gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar bütün Anadolu'yu, Trakya'yı, ülkemizin her karış toprağını saracak. Cumhuriyet tarihinin en büyük dostluk ve kardeşlik projesinin mimarı Sayın Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir sizi Cumhurbaşkanı yapmaya kararlı. Ve siz geleceğin Türkiye'sine çok yakışıyorsunuz. Bu seçimle beraber 100 yıllık Cumhuriyetimiz demokrasiyle taçlanacak. Bu seçimde 3 büyük eşiği aynı anda aşacağız. Birincisi refah, ikincisi adalet, üçüncüsü özgürlüklerimiz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları 4 yıldır yönettiğimiz şehirlerde bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. 4 yıldır bürokratik engellere ve ekonomik krize rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Metrolar, tüneller, viyadükler inşa ediyoruz. Pandemi, deprem, ekonomik kriz demiyoruz. Dağdaki çobanın ekmeğini de düşünüyoruz. Üniversite öğrencimizin açlığını da. İşsize iş bulmak da bizim derdimiz. İşçinin hakkını sonuna kadar alması da. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğiyle yerelde elde ettiğimiz bu başarıyı ülkemizin her köşesine yayma zamanı. Sayın Genel Başkanım, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizle bunu mutlaka başaracağız. 14 Mayıs'ta hep birlikte ülkemizi adalet olmadan kalkınma olmaz diyen tertemiz bir siyasete teslim edeceğiz. Hep birlikte inşa edeceğimiz gelecekte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işçiler ölmeyecek, hiç kimse şu ya da bu nedenle eğitim ve sağlık hakkından mahrum kalmayacak. Ülkenin her karış toprağına, havasına, suyuna, ruhuna şu üç kelimeyi nakşedeceğiz. Hak, hukuk, adalet. Sevgili İzmirliler, dünyanın en bereketli topraklarında hiç hak etmediğimiz bu yoksulluğu bitireceğiz. Çünkü o gün haramilerin düzeni yerle yeksan olacak. Bu ülkenin kaynaklarını gerçek sahiplerine, yani halka geri vereceğiz. 14 Mayıs'tan sonra umutları ve hayalleri olan bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Sadece hırsızlarla ve haramilerle aramızda bir kırmızı çizgi olacak. 14 Mayıs ortak geleceğimizin adını koyacağımız bir seçim olacak. Bu seçimde refah ve yoksulluk arasında bir tercih yapacağız. 14 Mayıs'ta sadece güçlünün haklı olduğu bir düzeni terk edeceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. 14 Mayıs'ta tek adam rejimini geride bırakacağız ve demokrasiyi seçeceğiz. 14 Mayıs Cumhuriyet'in demokrasi, adalet, refah ve özgürlüklerle taçlandığı gün olarak tarihe geçecek. O gün yaşam hakkının her şeyin üstünde olduğu özgür bir Türkiye kuracağız. O gün içimizdeki Börklüce Mustafa'lar, o gün Yörük Ali Efe'ler, o gün Yunuslar, Nene Hatunlar, Hasan Tahsinler ve o gün içimizdeki Mustafa Kemaller yeniden şahlanacak.
O gün gülümsemeyi unutan, eğlencesi, neşesi, hayalleri, umutları çalınan 2023 kuşağı gençler büyük dönüşümün lokomotifi olacaklar. Sevgili İzmirliler, 14 Mayıs yeniden kurtuluşun ve kuruluşun günüdür. O gün cepheye yalın ayak cephane taşıyan Anadolu kadınlarına ve kahraman atalarımıza duyduğumuz ahde vefanın günüdür. O gün çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek armağan etmenin mutluluğunu yaşayacağımız gündür. 14 Mayıs tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi zalimlerin değil mazlumların zaferi olarak tarihe geçecek. Sevgili İzmirliler, çok yakında kimsenin başını öne eğmediği bir ülkede yaşamaya başlayacağız. Yeni yüzyılın seçiminden yeni bir kemal çıkartacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Ve kardeşlerim, gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa bu seçimi kazanacağız. Bu ülkede bir şey değişecek, her şey değişecek. Kalın sağlıcakla canlarım.